merhabalar. Bu hafta Macide'de belki Çerkezlerin en önemli problemlerinden birini ya da herhangi Çerkezlerle ilgili herhangi bir konuyu konuşmaya kalktığınızda karşınıza çıkacak konuların başında gelen bir konuyu, Çerkezlerin iktidar ve otoriteyle ilişkilerini ya da iktidar ve otorite karşısındaki konumlanışlarını konuşacağız. Konuğumuz Guşips dergisi yazarı Erdoğan Moz. Hoş geldin Erdoğan. Merhaba, hoş bulduk. Aslında güncel meselelerden de bahsederek birazcık konuşacağız ama evveliyatında, yani öncesinde Çerkezlerin tarihsel süreç içerisinde, daha doğrusu Çerkez diasporasının tarihsel süreç içerisinde işte 150 küsur yıllık bir tarihi var. İki rejim altında yaşadılar. Bu tarih Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Çerkezler iktidarla karşı karşıya geldiler mi ya da geldilerse nasıl konumlandılar, pozisyonlarını nerede aldılar, bunlardan başlayalım istersen. Oraya hiç girmeden önce imece ile ilgili çok özel, kendimce aslında ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Hani böyle bir zamanda senin konuğun olmak benim açımdan hakikaten önemli. Çünkü imecenin son birkaç haftadır özellikle maruz kaldığı baskıları biliyoruz. Hani bu iktidarın karşısında bizim nasıl konumlandığımızın da aslında tartışılması gereken kısımlarından birisi olarak belki ileride bahsederiz ileriki dakikalarda. Ama benim açımdan da önemli. Özellikle sana da teşekkür ederim hani böyle bir olanak sağladığın için. Burada bulunmak o anlamda benim için önemli ve bundan da çok hoşnutum. Bizim için de seni misafir etmek önemli. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu bahsettiğin konu önemli tabii. İktidarla çünkü bir şekilde karşı karşıya, yüz yüze, yan yana herhangi bir şekilde bakışmayan herhangi bir özne olamaz. Dolayısıyla Çerkesler de ne zamanki Osmanlı topraklarına geldiler, o günden bugüne hem Cumhuriyet döneminde hem de öncesinde Osmanlı döneminde sürekli iktidarla bir şekilde bir ilişki kurmak durumunda kaldılar. Çünkü iktidarın kendisi aslında böyle bir şey zaten. Güç ilişkilerini yöneten bir şey olarak ortaya çıkıyor. Farklı öznelerin birbirlerine karşı tahakküm ilişkilerini düzenleyen bir sistem aslında iktidar. Bu anlamda iktidardan kaçmak, iktidardan uzak olmak, iktidarın dışında olmak gibi bir şey söz konusu değil. Keşke kaçabilsek ama maalesef kaçabilsek böyle bir şey iyi yok. Olurdu. O zaman sivil toplum denilen şeyin aslında anlamıyla da örtüşen bir durum ortaya çıkabilirdi ama bugüne kadar öyle bir şey mümkün olmadı. Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de bir şekilde yüz yüze kaldı Çerkezler. Osmanlı dönemindeki pozisyonları birazcık daha farklı belki de. Yani çok sıcak bir acının ardından gelmişler. Evet. Buraya bir sürgün yolculukları var ve karşılaştıkları iktidar da istediği gibi şekillendirmiş büyük ölçüde. Aynen öyle. Aslında bu şekillendirme, senin söylediğin kelime önemli bir şey. Çünkü iktidar dediğimiz şeyi söylemden ayrı tutmak çok zor bir şey ve söylemin şekillendirici bir yapısı var. Bir özelliği var. İnsanlar tabii ki bu söylemi bir şekilde yaratan, ortaya koyan özneler olarak ortaya çıkabiliyor. Fakat söylemin en önemli özelliklerinden bir tanesi özneler üstü oluşu. Yani bu öznelerin içerisinde hareket edecekleri bütün olanakları da belirleyen, onları şekillendiren bir özelliğe sahip. Dolayısıyla Osmanlı'ya, Osmanlı topraklarına geldikleri günden itibaren bu şekillendirici söyleme ve iktidarın bu özelliğine de maruz kaldılar. Bu hemen ilk geldikleri günlerden itibaren başlıyor aslında. Çünkü hukuksal bir tabiyetleri ortaya çıkıyor geldikleri günden itibaren. Ve bu hukuksal tabiyet de aralarında bir iktidar ilişkisi ortaya çıkmasının zaten en temel göstergesi. Nedir bu başlangıçta? Mesela Çerkezler Osmanlı'ya geldikleri zaman askerlikten muaflar aslında ya da muaf olmaları gerekir yaklaşık 10 yıllık gibi bir süre boyunca. En azından boyunca, hukuksal olarak öyle tabii bir durum hukuksal olarak var. Bu tür şeyler var. Muaf olmaları gerekiyor. Kendilerine verilen toprakları belirli bir süre işlemek ve terk etmemek gibi bir durumları var. Fakat zaman içerisinde bunların hepsi değişiyor. Nasıl değişiyor? İşte öncelikle şunu belirtmekte fayda var aslında. Hani Çerkezler Osmanlı'ya geldikleri günden itibaren hep savaşçı kişilikleriyle falan gibi bu klasik sürekli dile getirilen anlatı. Evet, klasik kalıplaşmış bazı ifadeler vardır. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum aslında. Çünkü bir soykırımın ardından sürgünle kendi topraklarından, kendi köylerinden, evlerinden ayrılıp başka bir ülkeye gelmiş bir grup insandan bahsediyoruz. Bunların silahlanmış,
mobil bir askeri güç olarak oradan buraya gelmiş olması beklenemez. Hı hı. Bu soykırım dediğimiz şeyin kendi niteliğine aykırı. Aykırı ters bir durum ortaya çıkarır. Bir kere bu şeyi bir sorgulamak gerekiyor. Yani savaşçı oldukları için geldiler söylemeye ya da Osmanlı aslında Çerkezleri savaşçı kişiliklerinden dolayı istiyordu gibi bir söyleme sorgulamak gerekiyor en baştan. Bu da bizi nereye götürüyor? İşte tarımsal alandaki şeylere, düzenlemelere bir bakmak gerekiyor. Sözde Çerkezlere toprak verilecek. Bunlar o toprağı işleyecekler. Bir süre vergiden muaf olacaklar. Askerlik yükümlülükleri yaklaşık bir 10 sene boyunca olmayacak ama hiç de öyle olmuyor. Özellikle Bulgaristan'da Varna'ya inen Çerkezlerin hemen birkaç sene arkasından askere alınmaları gibi durumlar söz konusu oluyor. Bunların büyük bir kısmı da gönüllü askerlik dolayısıyla oluyor. Bu gönüllü askerlik meselesi biraz da üzerinde durulması gereken bir şey belki. Nasıl kesinlikle gönüllü öyle askerlik? Çünkü bu iktidar ilişkilerinin aslında önemli kurumlarından bir tanesi. Daha doğrusu iktidarı yürüten, söylemi inşa eden kurumların önemlilerinden bir tanesi askeriyedir. Askerlik dolayısıyla hele bu toprakların tarihinde gereken, tabii ki öyle. Hani bir de olayı şöyle bakmak lazım. Çerkezler sonuçta Osmanlı'ya geldiler bir yerden. Dolayısıyla bu topraklardaki varlıkları bir anda başladı. Tabii ki zaman içerisinde peyderpey geldiler. Bir kısmı çok daha uzun zamanlar önce gelmişlerdi. Belki de birkaç yüzyıldır Osmanlı'da bir Çerkez varlığı vardı. Ama kitlesel bu şekilde kitlesel bir nüfus hareketi görece kısa bir zaman diliminde oldu. Dolayısıyla bu doğal bir nüfus hareketi değildi ve bu nüfus hareketinin sonucunda da Çerkezler adına doğal bir kimliklenme ya da doğal bir yaşam beklentisinde olmak yanlış. İşte askerlik meselesine böyle bakmak lazım. Aslında buna mahkum kaldılar bir şekilde. Fakat askerlik yapmaya başladıktan sonra en azından ben öyle düşünüyorum diyeyim. Çerkezlerin Osmanlı toprakları üzerindeki kimliklenişleri çok büyük bir değişime uğradı, radikal bir değişime uğradı. Ondan önce belki sivil toplumun bir parçası olabilirlerdi. Ama böyle bir silahlı gücün önemli bir parçası haline geldikten sonra sivil bir durumdan, sivil toplumdan, iktidarla ilişkilerini iktidara karşı konumlanmak, nasıl diyelim, iktidara karşı konumlanamayacağı gibi bir gerçeklik ortaya çıktığını da görmek lazım. Aslında çok uzun yıllar boyunca belki de bugüne kadar devam etmiş olabilir. Yani. Aslında Osmanlı dönemindeki örgütlenmelerden de yani İstanbul merkezli örgütlenmelerde de görüyoruz bunları büyük ölçüde. Yöneticilerine baktığımızda hep bürokrat ve ağırlıklı olarak askeri bürokrasinin içerisinde kişiler ve yaptıkları faaliyetlerle devletle çok karşı karşıya, en azından Osmanlı ile çok karşı karşıya gelmeyi istemiyorlar. Tabii ki o günün kendi siyasi koşulları içerisine bakarsak aslında hani sivil denilebilecek, sivil toplum denilebilecek bir kamusal alan içerisinde hareket eden bir Çerkez kitlesi görebilmek zor. Çünkü bu birikimle olabilecek bir şey. Devlet ya da o iktidar denilen şeyin sivil toplumla ilişkileri söz konusu olduğuna göre görece yeni olan bu topraklarda ve yaşamını büyük oranda bu devletin kendisine verdikleriyle devam ettirmek durumunda kalan ya bir şekilde bu bürokratik ortam içerisine eklemlenerek burada kendisine alan açan ya da askeri bürokrasiye kanalize olarak orada kendisine bir ortam açan bir etnik gruptan söz ediyoruz genel olarak. Tabii ki bütün Osmanlı ya da Anadolu topraklarında böyle değil. Aksi durumlar da söz konusu olabilir. Ama elitler diyebileceğimiz aynen öyle. Kesin. Şimdi Çerkezlerin siyasi elitleri dolayısıyla 1800'lü yılların ortalarından itibaren ya saray bürokrasisi ya da askeri bürokrasi içerisinde olan kesimlerden oluştu. Bu da iktidarın karşısında konumlanamayacağı ya da konumlanmadığı anlamına geliyor. Aslında bizim iktidarla ilişkimiz baştan beri böyle gelişti. En azından bu coğrafyada tabii genel bir kavram olarak iktidardan bahsetmiyoruz. Osmanlı dönemindeki iktidardan bahsediyoruz. Osmanlı döneminde aslında yani bugün de tartıştığımız meseleye benzer bir şekilde açılan alan ölçüsünde faaliyet gösteren. Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Onun dışında çıktığında ki bunun böyle spesifik birkaç örneği var sanırım. Şimdi bu bürokrasi ve askeri alan dışında kendi entelektüellerini ortaya çıkarabilecek
bir orta tabaka örgütlenmesinden çok uzun bir süre boyunca bahsedebilmek zor. Hal öyle olunca da çok böyle sivil toplum gibi ortaya çıkamamış. Ama 1880'lerin sonlarına doğru, yanlış hatırlamıyorsam 1887'de 2. Abdülhamit döneminde bir Çerkes tarihi yazma girişimi var. Bu girişimden kalan metinler var. Bu girişimde bulunan insanların saraya verdikleri bir dilekçe söz konusu. Bu dilekçeden bilebildiğimiz kadarıyla böyle bir şey ortaya çıkıyor. Fakat bunlar da daha çok yine içinde paşaların olduğu ve sarayla bir şekilde bir ilişkileri olan insanların aslında belki de bugün bakarsak hani oryantalist diyebileceğimiz o batılı seyyahlar aracılığıyla oluşmuş Çerkes imgesine karşı bir tarih yazma girişimleri oluyor. Daha doğrusu böyle bir tarih yazma istekleri ortaya çıkıyor. Fakat bu bir girişime dönüşemiyor aslında. Olay başlamadan daha bitmek zorunda kalıyor. Fakat bizim için güzel bir gösterge o. Neden güzel bir gösterge? Çünkü saray bürokrasisiyle askeri bürokrasi yine bir şekilde iç içe orada. Ve kendi tarihlerini yazmak istediklerini söylüyorlar. Ama bu yazılmak istenilen tarih aslında Çerkeslerin Batılılar tarafından göz ardı edildiğini düşündükleri Müslüman ve Osmanlı ile ilişkileri anlamındaki tarihleri gibi bir noktaya geliyor. Yani kendilerini aslında Batı'nın gördüğü gözle görmeyen, daha çok Osmanlı'nın baktığı gözle görmek isteyen bir grup insanın bir girişimi var. Yani ona rağmen gerçekleşmiyor. Aslında. Ona rağmen gerçekleşmiyor. Çok farklı sebeplerden dolayı gerçekleşmiyor. Hani bir kısmı mali, bir kısmı o dönem Osmanlı'nın kendi içindeki gelişmeler. Peki saray buna müsaade ediyor mu? Saray tarafından zaten yapılan baskılar sonucunda daha çok. Bir örneği de şey sanırım, bu Ahmet Mithat Efendi'nin Çerkes Özdenleri romanının, daha doğrusu tiyatrosunun sahnelendiği tiyatronun yakılması ve kitabın yasaklanması. Bu çok ilginç bir mesele aslında. Çünkü benim açımdan şu açıdan ilginç, Çerkes diasporasında özellikle Osmanlı dönemi Çerkes örgütlenmeleri çok gündeme gelir. Biz de programlarımızda gündeme getiriyoruz. Ama mesela ben bunu bir edebiyatçıdan duymuştum. Çerkes tarihi üzerine çalışan, yazan böyle entelektüeller, amatör entelektüeller bile bu konuyu hiç gündeme getirmediler. Yani işte biliyorsun kitap yakılıyor. Ondan sonra o dönemde Çerkes Tarihi Cemiyeti de mesele ciddi bir şekilde sahip çıkmıyor. En azından bizim böyle bir bilgimiz yok. Çünkü devlet çıkıyor karşısına. Evet. O hakikaten ilginç bir konu. Çünkü bu tiyatro yasaklanıyor. Sahnelendiği tiyatro binası yakılıyor, yıkılıyor vesaire. Ama işin daha da ilginç bir boyutu var. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili çok tartışmalı bazı şeyler de var. Hani Çerkez miydi, annesi mi Çerkezdi, babası mı Çerkezdi gibi şeyler var. Bunun dışında bir de Türkçü, Turancı bir tarafı da var kendisinin aslında. Hani böyle bir hareket içerisinde olunma nedenleri şu an için bizce çok net değil aslında. Önce onun temeline inmek gerekiyor. Ona bir bakmak gerekiyor. Çünkü Çerkezlerle ilgili yazdığı pek çok şeyde aslında Çerkezlere yönelik o dönemin tipik bakışını da görebiliyoruz Ahmet Mithat'ın eserlerinde. Böyle çok yüceltilen bir durum söz konusu değil aslında. Zaman zaman örneğin hane içerisindeki cariyeleri ne kadar yukarıdan, tepeden bir bakış açısıyla tasvir edildiğini de görebiliyoruz. O anlamda biraz sorgulamak gerekir ama ben edebiyatçı değilim tabii. Hani o anlamda edebi anlamda işte oradaki simgesel, imgesel şeyleri falan şu anda ayrı bir alan durumda değilim. Evet. Ama öyle bir durum söz konusu. Hani ona tekrar bir bakıp biraz dışarıdan görmek gerekiyor meseleyi. Bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde zaten o devletin müsaade ettiği alanda faaliyet gösteren STK'ların bile ortadan kalktığıyla karşı Evet öyle. O aslında sadece Çerkezlerle ilgili bir durum değil. Evet, bütün Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bütün Türkiye'deki iktidara karşı konumlanma olasılığı olan herkesle ilgili bir durum.
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti aslında ideolojik bir yapılanmaya sahip. Çok derin ideolojik temelleri olan bir durum söz konusu. Hal böyle olunca sivil topluma da çok fazla alan kalmıyor. Çünkü sivil toplum denilen şeyden bahsedebilmek için özellikle devlet tarafından müsaade edilen bir alan olması gerekiyor. Şimdi bu müsaade edilen alan tabii ki zaman zaman devletin çerçevesini çizdiği, onun tarafından şekillendirilen bir alan da olabilir. Bazen serbest de bırakılabilir. Bu serbest bırakılan alan çok farklı nasıl diyelim alt alanlara ayrılabilir. Örneğin Amerika'daki gibi işte sınırsız bir dini özgürlük yaşanılan bir sivil toplum alanı olabileceği gibi bazen gerçekten düşünce özgürlüğünün de maksimum boyutlara ulaşabildiği bir sivil toplum alanı olabilir. Ama Türkiye'de öyle olmadı. Çünkü Türkiye'deki ideolojik devlet kendi sınırları içerisinde yaşayan herkesin sınırsız şekilde kendisine biat etmesini gerektirecek ya da isteyecek şekilde örgütlendi. Dolayısıyla da henüz de bitmiş bir süreç değil bu. İçinde yaşadığımız zamanlara kadar sivil topluma çok fazla hareket alanı bırakmayan bir devlet oldu. Zaman zaman biraz daha serbestlik oldu, tabii ki oldu. Ama genel itibariyle kontrollü serbestlik. Aynen öyle. Genel olarak bu niteliği hiçbir zaman değişmedi aslında. Böyle bakmak lazım olaya bence. Bir de bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde aslında Türkiye tarihi açısından da çok böyle deşilmemiş bir dönem var. O evet. Dönemde aslında Çerkezler oldukça mobilize. Evet. Ama bu mobilizasyonda otoritenin ortadan kalktığı bölgelerde. Evet, aynen öyle. Otorite ortadan kalkıyor ama orada da farklı bir durum söz konusu. Evet. Orada sivil toplumdan ya da sivil bir alandan silahlı bahsetmek mümkün değil. Silahlı birliklerden çünkü söz edebiliyoruz. Yani tam bir savaş ortamı içerisinde bulunulan bir durumdan bahsediyoruz. Bir nevi iç savaş. Sivil bir alan değil aslında. Hı hı. Tamamen askeri bir alan. Onun için işte Anzavur Paşa'dan ya da Çerkez Ethem'den ya da sonradan o 150'likler listesine girecek olan, hı hı, pek çoğu o listeye girecek olan bir girişim. İşte Şark Karip Çerkesleri Taavun Cemiyeti denilen bir cemiyet var. Hı hı. Bunun üyelerinden bahsedebiliyoruz ama bunların hiçbiri sivil oluşumlar, hı hı, değil sonuç olarak. Orada ilginç bir şey de var. Aslında Şark Karip Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti bu otorite boşluğunda birbiriyle ülke coğrafyasındaki farklı iktidar, yani Ankara İstanbul arasında farklı iktidarların aracı olarak tabiri caizse birbiriyle savaşan insanların iki taraftan diskalifiye edilip bir araya gelip ilan ettikleri bir şey ama orada da evet, başka bir iktidar, başka bir iktidara eklemlenme çabası var. Yani Yunan coğrafyası, evet, içerisinde bir Çerkes en azından federe bölgesinden federe, evet, bölgesi talebi var. O da yine bu iktidarla ilişkileri içerisinde farklı bir yerde duruyor, evet, belki de. Öyle. Şimdi şöyle olsaydı eğer bu Şarkı Karip Çerkesleri denilen örgütlü yapı ya saray tarafında ya da işte Türkiye Cumhuriyeti tarafında, hı-hı, konumlanmış olsaydı belki kendisine Çerkeslerin bugünkü söylemi içerisinde bir yer bulabilirdi. Hı-hı. Bu kadar çok göz ardı edilmiş olmasının, bu kadar çok silinmiş olmasının sebeplerinden birisi belki de bu iktidar alanının tamamen dışında başka üçüncü bir güç tarafından ve savaşı kaybeden destekleniyor olmasıydı belki de. Çünkü şimdi Türkiye Cumhuriyeti tamam modern bir işte ulus devlet, bunu biliyoruz ama işine geldiği zaman Osmanlı ile ilgili sonsuz bir sahiplenme duygusunu dile getirebiliyor. Dolayısıyla sarayla ilgili böyle bir şey kendisine yer bulabilirdi Çerkezler açısından. Ama özellikle dış güçler olarak nitelendirilebilecek güçler tarafından desteklenmesi, kaldı ki hani o zaman dış güç, iç güç diye bir şey niteleme yapmak doğru mudur? Onu ayrıca konuşmak gerekir, bilemiyorum ama öyle bir durum olması Çerkezler açısından tamamen göz ardı edilmesini de doğurdu bence. Tabii yani son 5-6 yıldır kısmen gündeme gelen bir tabii mesele. Tabii ki, çünkü böyle olmazsa Çerkezlerin bugünkü iktidarla bir şekilde karşı karşıya gelmesini gerektirecek bir alan ortaya çıkıyor o zaman. Tarihsel bir referans var en tabii azından. Tabii ki öyle. Yani ya bunu unutacaksınız ya da bununla baş edeceksiniz. Baş etmek kolay olmadığı için bence Çerkezler bunu tamamen unutmayı tercih ettiler. Bu biraz hafızayla ilgili, işte toplumsal hafızanın nasıl işlediğiyle ilgili bir şey de inceleme konusu da olabilir. Ama yani nihayetinde çok uzun yıllar, üzerinde uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen Çerkezler ne kadar gündemden düşürmeye çalışsa da
tarihsel bir vaka ve gündeme geliyor. İşte son 5-6 yıldır Garip Çerkezlerinden bahsediyoruz artık. Evet. Önceden belki hiç bilmediğimiz ya da kulak arkası ettiğimiz mesele. Evet. Zaman zaman yabancı yazarların gündeme getirmesiyle, zaman zaman tırnak içerisinde aykırı Çerkezlerin gündeme getirmesiyle artık gündemimize giriyor. Muhtemelen işte önümüzdeki günlerde kullanışlı bir hale geldiği takdirde iktidarın da gündemine girecektir. Ya bu girebilir, girmeyebilir. Bu işte bugünden sonra Çerkezlerin de dahil olduğu bu iktidarla sivil toplum arasındaki ilişkilerin nasıl yürüyeceğiyle ilgili biraz. Biraz da güncel mesele. Muhalefet, Türkiye'deki genel anlamda muhalefetten bahsediyorum ya da demokrasi güçleri olarak adlandırılan kesimler bu çetin dönemde biraz daha rahatlayarak çıkabilirlerse Çerkezlerin de bunlardan ve daha başka Çerkezlere dair problemlerden söz etmesi kolaylaşacaktır. Aksi halde bırakın Şarkı Karip Çerkezlerinden, Çerkezlerin kendi Çerkezliklerinden bahsetmesi bile daha da zorlaşacak. Bu da aslında bizim Türkiye'deki demokrasi mücadelesiyle neden iç içe ve sürekli bunun bir parçası olmamız gerektiğinin de cevabını veriyor gibi. Hani ben olaya öyle bakıyorum açıkçası. Aslında bu bugünün Türkiye'sindeki bu özellikle mesela 2000 sonrasını değerlendirdiğimizde işte o Avrupa Birliği süreci, kısmi demokratikleşme adımları vesaire Çerkezleri de kendi taleplerini gündeme getirebilir, en azından konuşabilir hale getirmişti. Biz programlarımızda da yaşıyorduk bunu. Daha rahat konuşuyordu konuklarımız, daha rahat konuk bulabiliyorduk hele İmece TV'ye. Ama şimdiki durumda genelde işte Çerkezler de yani birazcık ülke atmosferi gergin olunca, işte ülkenin büyük bir kesiminde ciddi bir savaş atmosferi var. Bir tarafta muhalefet çok hunharca tabiri caizse susturuluyor. Muhalif medyadan tutun akademisyenlere kadar. Ama bu arada aslında kendi demokrasinin kendi çıkarına olan Çerkezlerin çok bir sesi çıkmıyor. Evet. Ya da sessizlikleri, tepkisizlikleri aynı zamanda. Evet. Ya da tepkileri farklı kulvarlarda. Bunu i̇şte, nasıl değerlendirmek lazım? Bu da yine o baştan beri konuştuğumuz şeyle ilgili gibi geliyor bana. İktidarla ilişkileriyle bağlantılı bir durum. Çünkü Çerkesler aslında birer aktör olarak, kendileri adına hareket eden aktörler olarak ortaya çıkmadılar. Hep o iktidar ilişkisi içerisinde şekillendirilen pasif özne olarak ortada bulunuyorlar. Dolayısıyla bundan bir şekilde çıkıp nasıl diyelim, bir aktör olarak ortaya çıkabilmeleri iktidarla ilişkilerini farklı bir boyuta kaydırmaları anlamına geliyor. Yani karşısında konumlanmaları anlamına geliyor. Bunu yapmak da şu an için bence çok kolay değil Çerkezler açısından. Eskiden yapamadıkları bir şey şu anda yapabilecekleri, böyle her şeyin birdenbire değişeceği gibi bir iyimser tahminde bulunmak da çok gerçekçi değil. Bu yönde bir şey de yok belki. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geldik, günümüze geliyoruz. Böyle bu konuyu deşecek, bu konu üzerinde fikir üretecek, yazacak, çizecek ciddi bir entelektüel kadrosu da yok. Büyük ölçüde Çerkezlerin. Maalesef yok. Ya da yazanlar, çizenler yine iktidar merkezli, otorite merkezli yazıyorlar. Belki şöyle bir yorumda bulunulabilir. Hani 1950'lere kadar zaten Türkiye'de muhalefetten ya da işte sivil toplumdan vesaire bahsetmek çok zor. Çerkezler de bunun bir parçasıydı elbette. 1950'lerden sonra ilk Çerkez örgütlenmelerini Cumhuriyet döneminde görüyoruz. İşte 60'lı yıllarda ya da yoğun olarak tartışmalar, kendi içlerinde yapılan tartışmalarla birlikte. Dönüş, BK vs. Siyasi tarihin bir parçası oldular bunlar. Fakat hani o senin bahsettiğin entelektüelleri ya da entelektüel bilgiyi ortaya çıkaracak bir zümreden yoksunuz gibime geliyor. Aslında en önemli meselelerden bir tanesi bu belki. Çünkü temel olarak köylü bir topluluk ve kentleşmemiz de bizim aslında 60'lı yıllarla birlikte daha çok okumak için ya da iş bulmak için kentlere gelen insanlardan bahsediyoruz. Yani kentli bir nüfus yok zaten o zamana kadar. 60'lardan sonra bu köylerden kente göçle birlikte başlayan şey de daha çok bir bürokratik bir kentli sınıfın ortaya çıkmasına neden oldu aslında. Hani gerçek anlamda entelektüel bilgi ve bilinç ortaya koyabilecek bir kesim oluşamadı.
İşte bakarsak aslında bizim derneklerimizde çok uzun yıllar boyunca yöneticilik yapmış ya da oradaki işleri yürütmüş insanların büyük bir kısmı ya avukat gibi küçük esnaftır. Hani ya da bürokrat çocuklarıdır. Esnaf deyince kızmasınlar avukatlarımız ama sonuçta kendi işini yapan insanlar ya da bürokrattır. Devlette işte öğretmendi, müfettişti gibi yani böyle bir durumda da çok üst düzey entelektüel tartışmaların olması çok beklenemez gibime geliyor. Büyük tabii tüccarları yok. Başka bir durum daha söz konusu orada. Çerkesler iki farklı iktidarın ya da iki farklı söylem alanının aslında etkisi içerisindeler, altındalar. Etkisindeler. Birisi Rusya, birisi de Türkiye. Bu iki ülkenin de herhalde ne durumda olduklarına bakarsak bizim açımızdan durumun ne kadar vahim olduğunu rahatlıkla görebiliriz zaten. Yani. Belki Türkiye'de çok bilinen bir şey değildi. Rusya'nın ne kadar vahim olduğu bizler tarafından biliniyordu ama son olaylardan sonra Rusya belki olduğu gibi belki olmadığı gibi Türkiye'nin ciddi bir şekilde gündemine geldi. Belki bu iktidar alanları arasında arafta kalma halini de daha anlaşılabilir kılır bu. Olabilir tabii evet. Şimdi Türkiye ve Rusya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok ceza alan birinci ve ikinci ülke. Yani böyle bir durumdayız aslında. Kime karşı kimden medet umacağız, kime karşı kimden aman dileyeceğiz böyle bir durum da söz konusu. Aslında bu Rusya ile Çerkezlerin konumlanışı en azından son 10 yılda bu Soçi Çerkez soykırımı sebebiyle belki de diaspora merkezi söylüyorum bunu. Uzaktaki iktidarla karşı karşıya gelmek daha anlaşılabilir ve daha kolay geldiği için belki daha çok karşısına dikilebiliyorlar. Ama yakındaki iktidarla böyle bir ilişkileri şimdiye kadar vaki olmadı en azından. Bu biraz da tercih meselesi tabii. Yani tabii ki tarihsel olarak bizim ne söyleyeceğimizi bizden önce belirleyen bir süreç var. Ama buna karşı koyma olanakları olmadığı anlamına gelmiyor bu. İktidar mücadele edilebilir bir şey. İşte o noktada da aslında iktidara karşı mücadele etmemenin bizim açımızdan ahlaki bir boyutu da ortaya çıkıyor. Yani zaten yapamayacaktık diye bırakmak bizi aklamaz o anlamda. Çünkü iktidarla iktidarın nasıl diyelim baskı altında tuttuğu insanlar ya da kitleler arasındaki ilişki mutlakiyet ilişkisi değildir. Yani iktidar mutlaka böyle zorla ezen bir durum değil. İktidar gönüllü olarak da kabul edilen bir şey. Bugüne kadar iktidarla ilgili çözümlemeler yapan, araştırmalar yapan pek çok filozofun, Foucault'un, Gramsci'nin, Althusser'in bunların hepsinin söylediği çok ortak şeyler var. Bir kere bir onay gerektiriyor iktidar. Örneğin bir köle ile efendisi arasındaki ilişki bir iktidar ilişkisi değildir. İktidar zora dayalı değildir, daha çok onaya dayalıdır. Tamam ortada bir güç var, bu gücü elinde tutan bir zümre var ama bu zümrenin ya da bu iktidarı başkaları üzerine uygulayan kişinin mutlak bir tahakkümü yok. Karşı tarafın bir kabulü, bir onayı söz konusu. Var. Tabii ki. Çerkezlerde de durum böyle aslında. Aynen öyle. Bu anlamda aslında bu iktidara karşı baş kaldırma olanakları da var. İşte bunu kullanıp kullanmamak meselesi ayrı bir tartışma konusu. Yani olabilir mi, olamaz mı konusu ayrı bir tartışma konusu haline geliyor. Evet, bu aslında Çerkezlerin bu bağımsız siyaset üretip üretemedikleri tartışması da bu son birkaç haftadır Çerkez diasporasında en azından çok dar bir çevrede kısmen de olsa tartışılan bir konu. Bu iktidar alanları içerisinde bağımsız pozisyon alamadıklarının sonucunu yaşıyoruz aslında. İşte bu da bizim siyaset üreten kurumlarımızın kendi tercihleriyle de ilgili aslında. Buralardaki söylemin de payı var burada. Onlar da tabii ki kendi içinde bir iktidar alanı. Yani Türkiye'deki ya da Rusya'daki devletin uyguladığı tahakkümün dışında kendi içinde de farklı hiyerarşik, kültürel, tabii bürokratik ki yapılanmaları olan şeyler. Buralar da birer söylem alanı ve kendi içinde farklı iktidar ilişkileri yürüyor bunların. Söylem dediğimiz şey aslında iktidardan ayrılamayacak bir şey. Hatta en küçük nüvesine kadar Foucault'dan örnek verirsek giriyor. Tabii ki söylem aslında bütün o alana hakim olan, nüfuz eden insanların kendi evlerinde dahi nasıl davranacaklarını belirleyebilen bir şeye sahip, yapılandırıcı bir özelliği var. Bu anlamda Çerkeslerin siyaset üreten kurumlarının, genel olarak bir isim bulacak olursak buna, Çerkes siyasetinin
söylemine bakmak gerekiyor. Nasıl şekillendi, tarihsel süreç içerisinde nasıl ortaya çıktı? O zaman aslında bunu neden yapmadığımız sorusunun cevabına biraz daha yaklaşmış oluruz. Hani acaba gerçekten iktidardan dolayı mı böyle yapıyoruz, yoksa bizim siyaset üreten kurumlarımızın tarihsel süreç içerisinde inşa ettikleri söylem ve bu söylemin üzerine oturduğu bilgi buna uygun bir zemin sağlıyor mu bize? Bu bilginin böyle genel kabul görmüş çıktılarından bir tanesi diaspora olma haliyle açıklanır. Yani diasporalar genelde yaşadıkları ülkenin siyasi atmosferinden etkilenirler ve bu siyasi atmosfer rigid ve silahlı bir hale geldiğinde ya da çok gergin bir hale geldiğinde de özel alanlarına çekilirler. Orada yaşamayı tercih ederler diye bir ön kabulümüz var ve son dönemdeki Çerkezlerin sessizliği de büyük ölçüde bununla, en azından teorik anlamda bununla açıklanıyor. Bu bir yani böyle hemen kabullenildiği, bende şöyle bir imaj var aslında. Bu kolay olan ve teorik bir karşılığı olan şey biz hemen kabulleniyoruz. Bu diasporalar böyledir zaten. Onun için bu da normaldir. Aslında böyle değil herhalde. Yani en azından bence öyle değil. Çünkü diaspora dediğimiz şey aslında analitik bir alan. Yani bakılıp görülmesi gereken, incelenmesi gereken ve aralarında farklılıklar olan ya da benzerlikler olan farklı diasporalar var mıdır diye değerlendirilmeye tabi tutulması gereken bir alan. Bu ne demek? İşte diasporalar şöyle şöyledir, böyle böyledir dediğinizde tamamen indirgemeci bir bakış olduğunu gösteren bir saptama oluyor benim açımdan. Diasporalar çok farklı niteliklere sahip olabilirler. Bunlar belli durumlarda birbiriyle örtüşen şeyler de olabilir ama çok farklılaştıkları durumlar da olabilir. Diasporaların böyle olduğunu bize söyleyen herhangi bir şey yok dolayısıyla. Yani bütün diasporalar böyle bir zorunlu, iktidarla böyle bir zorunlu ilişki içerisinde olmak durumunda değildir. Aksi durumlar da var. Çünkü temel olarak 3 tane davranış kalıbı vardır diasporalarla ilgili tercih edilebilecek. Birincisi, kendi anavatan olarak adlandırdıkları ve orada hakim olan durum neyse onunla ilişkilerini nasıl diyelim, ona karşı konumlanarak ifade edebilirler. Dolayısıyla üçüncü bir tarafla daha yakın bağlar kurabilirler. İçinde bulundukları o kendilerini kabul eden toplumla da aynı ilişki. Yani bugünden örnek verirsen Rusya'ya karşı Türkiye'nin, yani Türkiye devleti ya da Türkiye toplumuyla birlikte hareket etmek. Tabii ki öyle. Tam tersi de olabilir. İçinde yaşadıkları toplumla daha çatışmacı bir şey geliştirebilirler. O zaman her iki ülkeden de bağımsız üçüncü bir tarafla böyle bir durum gelişebilir. Ya da her ikisiyle de çatışmacı veya uzlaşmacı bir şey geliştirebilirler. Bunun aslında örneklerini şu andaki Çerkes diasporasında aynı anda görmek mümkün. Yani Rusya ile ilişkileri iyi tutmak, aynı zamanda da Türkiye ile, Türkiye Devleti ile, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri iyi tutmak ve arada köprü olmak gerektiğini söyleyen anlayışlar var. Bir tarafta Türkiye'de oldukça uzlaşmacı bir nitelik taşırken Rusya'ya karşı inanılmaz rigid hasmane ilişkiler geliştirmek gerektiğini söyleyen kesimler var. Bir üçüncü taraf olarak da yine sesleri çok duyulmasa da çok az da olsalar ve daha çok bireysel ilişkiler boyutunda yüksek de bunlar. Değil, evet, örgütlü olmaması anlamında öyle. Türkiye'deki çok farklı muhalif toplumsal kesimler içerisinde yine Çerkes kimlikleriyle bulunan insanlar da var ve bunlar işte bu iktidar dediğimiz şeyin karşısında konumlanmış durumdalar ama sesleri çıkmıyor olabilir tabii. Böyle bakınca olaya aslında diaspora ile ilgili öyle bir söylemin bir genelleme ve indirgemeci bir tutum olduğunu görürüz. Öyle bir şey olduğunu o yüzden ben zannetmiyorum. Bence bir de öyle bu değil yani. Diaspora konusunda böyle ön kabulleri kabullenmemiz, ön kabulleri sorgulamadan almamızın Çerkezler açısından sebeplerinden bir tanesi de işte verili olanı hemen kabul etme durumu. Türkiye'de işte diaspora dediğimizde Ermeni ve Yahudi diasporaları akla gelir ve o da Ermeni diasporası da Yahudi diasporası da devletin size verdiği bilgiyle bilinir. Yani onun da mesela işte Ermeni diasporasını, Çerkezler'de hep vardır ya bu tartışma.
Çerkezler, Çerkez diasporası birlik olmalı. İşte Ermeniler nasıl birlik oluyor? Ama ya, halbuki bilmeyiz biz Ermeni diasporasının nasıl bir politik atmosfer içerisinde olduğunu. Bunu da araştırmayız. Bir de dünya Ermeni diasporası ve Yahudi diasporasından ibaret değil. Dünya diasporalar dünyası olarak anılmaya başlamış bir dünya. Bu konuda teorik okumaları, belki tartışmaları daha fazla yapmak lazım diaspora üzerine. Evet, doğru. Kesinlikle doğru. Çünkü diaspora dediğimiz şey daha çok sorgulanmaya başlanan bir şey son 20 yıldır. Eskiden diaspora denince Yahudiler ve Ermeniler, işte Yunanlılar gelirdi akla. Ama artık iş için başka ülkelere taşınmak zorunda kalan nüfuslar da, insan kitleleri de diaspora olarak adlandırılmaya başlandı. Dolayısıyla artık modern diasporalar ve klasik diasporalar diye çok temel iki ayrım bir ayrım yapılıyor. Çerkesler aslında bu değerlendirmelerin içinde çok fazla yer bulamadılar şimdiye kadar, ama son 10 yıldır Çerkezlerle ilgili yapılan akademik çalışmalar, bu anlamda diaspora anlamında yapılan çalışmalar var. Ve genellikle de klasik diasporalar içerisinde yer aldığıyla ilgili şeyler okuyoruz. Böyle tartışmalar yapılıyor artık. Fakat klasik diaspora demek, bütün bu diasporaların birbirleriyle özdeş oldukları, dolayısıyla aynı şekilde görülüp anlaşılması gereken şeyler olmadığı anlamına geliyor. Bunlar aynı şeyler değil. Yahudi diasporası birkaç bin yıllık bir süreç içerisinde incelenmesi, görülmesi gereken bir şey. Ermeni diasporası ana vatan denilen yerle Ermenistan denilen iki ayrı yer var aslında. En azından Türkiye'den Avrupa'ya gitmiş olan Ermeniler için öyle bir durum söz konusu. Yani ayrıldıkları, terk etmek zorunda kaldıkları topraklar şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Fakat bir de bir Ermenistan var. Dolayısıyla buralar arasındaki ilişkiler de belirleyici oluyor Ermeni diasporası açısından. Çerkezlere bakacak olursak, ana vatan dedikleri yer siyasal bir birim olarak hali hazırda karşısında ya da yanında konumlanacaklar artık aldıkları pozisyona göre başka bir daha geniş siyasi yapının içinde, Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Dolayısıyla bunların hepsi ayrı ayrı görülüp değerlendirilmesi gereken şeyler. Ama çok temel bazı şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Bizim Rusya ile ilişkilerimizi belirleyen 1960'lı yıllardan itibaren, yani Sovyet Rusyası'ndan itibaren Sovyetle geliştirilen işte ana vatan kavramları ya da yakın Rusya, işte Rusça konuşan akraba ya da işte ortak ruha sahip topluluklar veya Ruslar gibi farklı şeyler, nitelemeler görüyoruz. 1960'lı yıllardan itibaren aslında gelişiyor bu. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'deki Çerkez siyasetinin de gelişmeye başladığını düşünürsek aslında bir paralellik kurmak mümkün bence. Şöyle mümkün. Ve orada üretilen söylemin burada da karşılık bulduğunu. Tabii ki, kesinlikle aslında öyle. Hem de çok derin bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Şu anda da aslında Türkiye'deki en azından muhalif Çerkeslerin yine karşısında mücadele etmekleri gereken ayrı bir iktidarın da orada olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da sorgulamamız gerekiyor bizim. 1960'lardan itibaren üretilmiş olan bilgiyi ve bu bilginin üzerine inşa edilmiş söylemi bizim sorgulayıp belki de parçalamamız gerekiyor. Bunun üzerine yeni bir şey inşa etmekten ziyade bu bilgiyi başka bir alanda tekrar üretmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yani bunu reddetmemiz gerekiyor bizim kesinlikle. Bu diasporanın, yani Çerkez diasporasının sessizliğinden, tepkisizliğinden bahsettik ama Çerkez diasporasını bir kalıp olarak, yani bir yek vücut olarak da almıyoruz. Bir sürü farklı fraksiyonlar, siyasi, sivil toplum örgütleri, hatta partiler var. Evet. Parti var daha doğrusu. Ama bu siyaset ürettiğini iddia eden STK'ların hiçbirinin bu konuda, yani bu savaş atmosferinde bu baskılar vesaire konusunda ciddi bir tavır aldığını görmüyoruz. Evet. Belki böyle spesifik, sembolik olaylar üzerinden tavır aldıklarını varsayabiliriz ama böyle kesin, mesela bir basın açıklaması, bir bildiri, kendilerinin tavrını ortaya koydukları, yani bu genelde algıda oluşmuş olan Çerkezler sessiz kalacak şeyini tamamen kabullenmiş haldeyiz ve asimetrik çıkışlar bireysel oluyor genelde. Şimdi
Oraya gelmeden önce çok kısaca değinmekte fayda olan bir şey var aslında. Hani bir sürü farklı düşüncelere sahip farklı Çerkes örgütlenmeleri var, doğrudur. Ama bunların kendilerini üzerine inşa ettikleri bilgi aynı bilgi. Yani hepsi çok ortak genel kabullerden yola çıkarak aslında farklı şeyler söyleme derdindeler. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Bir temelin üzerinde iki farklı bina inşa edemezsiniz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla aralarında anlatı bazında bazı farklılıklar olsa da söylem aynı söylem aslında. Bu anlamda birisi buna karşıyken birisinin onun yanında konumlanması beklenemez. Bu beklenmeyecek bir durum. Böyle olması çok doğal yani böyle bir durumda. Fakat bunun karşısında yer almak gerekir mi? Hani bütün bu olan biten içerisinde bir söz söylemek gerekir mi? Mutlaka gerekir. Neden gerekir? Çünkü bundan sonra bizim kendimizi ifade edebileceğimiz bir alan olup olmayacağıyla da ilgili bir durum söz konusu. Biz bundan sonra hiçbir zaman kendimizi ifade etmeyebiliriz. Edemeyebiliriz. İdişat o yönde belki. Yani edemeyebiliriz. Bu tehlikeyi görüp ona göre aslında pozisyon almak gerekiyor. Fakat bunu yapabilecek reflekslere ve örgütlenmeye sahip durumda da değiliz. Yani böyle bir acı durum var. Yalnız bu sadece Çerkezlerle de ilgili değil. Onu diyecektim tam. Ülkenin geneli özellikle aynen batısı öyle için yani, geçerli. Aynen öyle. İşte ülkede aslında herkes aynı durumda aşağı yukarı. Böyle bir gücümüz var da yapmıyoruz anlamına gelmiyor. Bu. Ne böyle bir gücümüz var ne de bunu yapabilecek donanıma sahibiz. Bu olanaklardan yoksunuz yani Çerkezler olarak. Asıl mesele bu olanakların bir şekilde yaratılması olmalı. Niye söylemiyoruzdan ziyade bunu neden söyleyemiyoruz? Söylememiz gerekir mi? Ve nasıl söyleyeceğiz bunu? Bunların cevabını bulmak lazım. Yoksa eleştirmek kolay. Hani söylemiyoruz yani tamam. Herkes bunu eleştirebilir ama bunu nasıl yapacağımıza, yapmamız gerekip gerekmediğine ve bunu yapmanın zamanı olup olmadığına bir karar vermek lazım. Nerede tavır alacağımızı lazım. Aynen netleştirmemiz öyle. Bunları lazım. Konuşmamız gerekiyor her şeyden önce. Aslında yani şöyle bir Çerkezler özelinde konuşuyoruz ama genele baktığımızda da bir sükût hali var. Evet. Yani çok çeşitli kesimler bir de çok kimlikli bir coğrafya ve kimliklerin rigidleştiği bir atmosferde, herkesin evet. kendi kabuğuna çekildiği bir atmosferde kimse aslında başkasının derdiyle ilgilenmiyor. Kimliklerin rigidleşmesiyle birlikte ya da çok net tavırlar alınmasının yanı sıra sivil alanın da kaybolması evet. gibi bir durum söz konusu. Şiddet arttıkça, şiddet sarmalına girdikçe insanlar sivil hareket alanları da ortadan kalkıyor. Bir çatışma ortamında bir grup sivil insanın çıkıp da sesini yükseltmesi imkanı da azalıyor tabii ki. Buna böyle de bakmak ya gerekir. Ya da sesini yükseltenler çok hoş tavırlarla karşılaşmıyorlar. Aynen öyle. Akademisyenler de, Tahir Elçi de, işte basında bu farklı asimetrik cümle diyorum ben. Evet. Asimetrik çıkışlar yapanların başına gelenler de ortada ama belki de yılmadan bu asimetrik cümleyi örmemiz gerekiyor Çerkezler arasında. Aynen evet. Kesinlikle öyle. Ve ben şeye inanıyorum. Çerkezler arasında bunu yapma isteği ve potansiyeli olan insanlar olduğunu olduğuna inanıyorum. Bu olabilir. Fakat yılmadan, bıkmadan, usanmadan bu tartışmayı yapmak lazım. Bunu konuşmaktan vazgeçtiğimiz anda zaten konuşacak hiçbir şeyimiz kalmayacak çünkü. Evet. Çok teşekkür ederim Erdoğan katıldığın için. Bence bitti mi? Bitti evet böyle sohbete doyum olmuyor. Bir de çok yani programın başında da dediğimiz gibi Çerkezler hakkında hangi konuyu konuşsanız kültürel, sosyal, politik hatta belki ekonomik hangi konuyu konuşsan karşına çıkacak bir duvarı konuştuk aslında. Öyle evet. Ve bence Çerkezlerin en çok üzerine eğilmesi gereken konuydu. İnşallah bu programda bir başlangıç olur. Başka konuklarla biz marjede devam ederiz. Ve başka yerlerde de evet. tartışılması aslında. Yani yazılarla, çeşitli derneklerde belki panellerle, sempozyumlarla, konferanslarla gündeme gelmesi gereken bir konu. Biz bir kapı araladık diyelim. Tekrar devam ederiz inşallah. Başka konularda seni tekrar konuk ederiz. Teşekkür ederim çağırdığınız ve böyle bir olanak sağladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada yine bütün İmece ailesine de tekrar geçmiş olsun diyorum. Umarım burada kalır ve daha kötü
günlerde yaşamayız. İnşallah. Toplumu, bütün toplum olarak. Hı hı. Bu hafta Marjede Çerkezlerin iktidar ve otoriteyle ilişkilerini tarihsel süreç içerisinde değerlendirdik. Güncel gelişmelere değindik ve sivil toplumun sessizliğini Türkiye'nin genel atmosferini de dikkate alarak konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.